linolyum dediğimiz malzeme kalın bir muşamba aslında. Muşamba nedir? Yer döşemesi. Sanayi devrimiyle beraber insanlar daha küçük, daha böyle apartman tarzı dairelerde oturmaya başlayınca önceden zeminler tahtayken sonradan temizlik falan daha kolay olsun diye petrol ürünü olan muşamba kullanmaya başlamış. Muşamba temelde alt tarafında böyle kumaş gibi bir malzeme üstüne petrolden üretilmiş naylon tarzı bir malzemenin bu muşamba kumaşın üzerine serilmesiyle belli bir kalınlıkta serilmesiyle oluşturulmuş malzeme. Kolay oyulan bir malzeme. Grafik sanatından bahsederken grafik sanatı bilim ve teknolojiyle en barışık sanat dallarından biri olduğundan bahsetmiştik. Çünkü bilgisayar kullanıyoruz. Bunun haricinde işte her tür kimyasal teknik malzemeyi biz baskı tekniklerinde çok rahat kullanabiliyoruz. Mesela işte kimyevi maddeleri kullanıyoruz, teknik maddeleri kullanıyoruz. Bu aklınıza gelebilecek her tür malzemeyi kullanabiliyoruz. Sizin bir grafik tasarımcısı veya işte baskı resim sanatçısının malzemesi nelerdir derseniz kafasındaki kompozisyonu orijinal bir şekilde ortaya koyacağı zaman kendisine yardımcı olabilecek her tür malzeme o sanatçının malzemesidir. Yani bu şudur, şudur, şudur demek mümkün değil. Her şeyi kullanabilirsiniz. Bugün siz de mesela çok değişik yeni bir teknik bir malzeme bulup onunla bir sanat eseri üretmeye başladığınız zaman hatta o malzemeyle yapılan işe sizin adınızı bile verebilirler. Böyle bir durum da var. Çünkü bir şeyi ilk yaptığınız zaman çoğunlukla kendi isminizle anılabilirsiniz. Sanatlara, bilimlere, sporlara böyle bir özelliği var. Şimdi linol baskıyı anlatalım. Konu serbest olacak dedim. Leke değerine çok dikkat etmemiz lazım. En başta onu söylemek gerekiyor. Lekesel bir çalışma yapmamız gerekiyor. Şimdi linolyum baskı resimlerinde çizdiğiniz desen, kompozisyon, bunların siyah beyaz etkisi oldukça önemli. Biz bunlara renk kroması diyoruz. Anneleriniz, babalarınız hatırlar, 70'li yıllarda televizyon ilk geldiğinde bazen bazı programlarda da görürsünüz böyle arıza olduğu zaman çember içerisinde çarkıfelek gibi rengarenk kutucuklar olduğunu görürsünüz daire içerisinde. Kare kare, dikdörtgen, üçgen şeklinde. Bunların şöyle bir anlamı vardı. Televizyon siyah beyaz olduğu için gerçek dünyada renkli. Televizyonun siyah beyaz ayarını nasıl yapacak? Oradaki renklerin siyah beyaz görüntülerini ayarlayarak yapıyorlardı. Renk kroması çok önemli. Yani bulduğunuz çalışmanın siyah beyaz leke değerini çok iyi incelemeniz gerekiyor. Eser çalışma size ait olabilir, olmayabilir. Şunu yapmayacaksınız. Oyulmuş, yapılmış yani linol baskı olarak yorumlanmış bir çalışmayı alıp tekrar linol baskı yapmayacaksınız. Böyle bir şey denk gelirse direkt kalırsınız. Bunu söyleyeyim. Fotoğraf size ait olabilir. Fotoğraf başkasına ait olabilir. Yani bir çizim olabilir. O çizimi alıp linol baskı ile yorumlayabilirsiniz. Olabilir. Bunları yapabilirsiniz. Araştırmayı çok iyi yapmanız lazım. İlk çalışma için fazla karmaşık olmayan aslında kompozisyonlar kullanmanız gerekiyor ama siz ilk çalışma olarak eksibris yaptığınız için biraz daha detaylı, biraz daha sanat değeri ön planda olan bir çalışma yapmanızı sizden bekliyoruz. Öncelikle bir kağıda çizimi aktarıyoruz. Bundan sonraki aşamada deseni açık koyu değerleriyle ön plana çıkarıyoruz. Burada ışık koyu, açıklık koyu biliyorsunuz bunlar tonlama yapmıyoruz. Tonlama yapamıyoruz. Bunu neyle yapıyoruz? Mesela bir yer açıktan koyuya doğru bir geçiş varsa bunu sık çizgiler veya sık noktalarla yapıyoruz. Çizgi aralıklarını arttırmak veya azaltmak
suretiyle bu kri değerler elde edilebiliyor. İlk etapta milyon malzemenin üzerine deseni çizdiğiniz zaman kaleminiz aynı zamanda oyma bıçağının görevini yapacaktır. Yani çizdiğiniz yerler oyulacak, ona göre düşünmemiz gerekiyor. Oyma bıçaklarının kalemden bir farkı var. Onları kalemi kullandığımız gibi esnek bir şekilde kullanamıyoruz biliyorsunuz. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü oyduğunuz yeri yanlış oyarsanız geriye dönüşü söz konusu değil. Yani oraya bir parçayı alıp yapıştıramazsınız. İlla düzgün bir şekilde, kararlı, net bir şekilde oyma işini yapmanız lazım. Yani önceden deseni doğru çizerseniz oymayı yaparken dikkatli, güzel bir şekilde daha doğru olacak şekilde oyabilirsiniz. Oyma işlemine geçtiğiniz anda bu artık bir canlı yayındır. Öyle düşünün. Önceden hazırlıklarını yapıyor. Canlı yayın yapanları biliyorsunuz. İşte ses saatçileri var. Ana haber bültenleri sunuyor biliyorsunuz canlı. Bunlar ne yapıyorlar? Belli hazırlıklarını yapıyorlar. Çünkü bu canlı yayın olduğu için canlı yayında hata yaptığınızda geriye dönüş şansınız çok az. Yani saniyelerle kısıtlı bir dönem var. Yok gibi bir şey. Yani yanlış yapmamanız gerekiyor. Oyma işlemine başladığınız anda da artık canlı yayına geçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla orada gayet rahat, dikkatli, düzgün bir şekilde oymayı gerçekleştirmeniz lazım. Deseni çizip bittikten sonra linolyumun üstüne aktarma şeklinde de yapabilirsiniz. Yani deseninizi eğer ters olarak hazırlamışsanız ki yüksek baskı resim tekniğinde kalıplar oluşturulurken ters oluşturuluyor biliyorsunuz. Bunu görmüştünüz daha önce de. Direkt linolyum üstüne çizebileceğiniz gibi çok detaylı bir şey yapıyorsanız bunu şeffaf, aydınger veya parşömen kağıdına çizersiniz. Çizdiğiniz zaman o kağıdın arkasını kurşun kalemle, kalın bir kurşun kalemle karalayıp linolyumun üzerine koyduğunuzda ve çizgiler üstüne gittiğinizde aydınger arkasındaki kurşun kalem karalamalarının çizgi olarak linolyuma çıktığını görürsünüz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bunları dediğim gibi linolyumun üstüne aktarırsınız. Eski, çürük, dayanıksız malzemeleri pek kullanmamak gerekir. Baskı için orijinal sanatçının kullandığı linolyumu görüyorsunuz. Büyük bir parça linolyum. Detaylı, güzel bir şekilde takır takır oyuna başlamış. Bu gördüğünüz sanatçı ekmeğini bu işten kazanan. Belki bir ayını verip bir kalıp ortaya çıkarıyor ama bu kalıptan farz ediyorum işte 10 tane çıkarttığı zaman geçimini sağlayacak derecede demek ki bir gelir elde edebiliyor ki bu işi yapıyor muhtemelen. Muhtemelen de para alıyordur bu işten kazanıyordur yani. Çizimini yapmış gördüğünüz gibi linolyumun üzerine ve detaylı bir çizim yapmış. Çünkü çizim, linolyumun üstüne çizimi dikkatli yapmanız çok önemli. Nereyi oyup nereye oymayacağınıza çizime göre karar vereceksiniz. Bu çok önemli. Burada el boyutunda bir linolyum koyulmuş. Sizin aslında yapacağınız eksibris de bu boyutta bir şeydi. En büyüğü 13 santime 13 santim gibi görüyorsunuz. Burada oymaya başladığınız zaman ne kullanabilirsiniz? Her tür malzeme sizin oymada kullanacağınız yardımcı malzemedir. Maket bıçağı kullanabilirsiniz. Hazır piyasada var olan oyma bıçaklarını kullanabilirsiniz. Yani 10 lira ile 20 lira arasında böyle 4'lü 5'li takımlar rahatlıkla kıtasyelerde günümüzde bulunabiliyor. Ama çok profesyonel oyma bıçaklarıyla kullanabilirsiniz. Ben oyma işini çok seviyorum.
bundan sonra devamlı eserler üretmeye çalışırım derseniz profesyonel bir oyma takımı almanızı tavsiye ederim. Çünkü ucu çelik olan güzel bir takım alabilirseniz o takımı ömür boyu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Muşambayı oyarak kalıp haline sokmak için işte bu tarzda aklınıza gelebilecek her türlü malzemeyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kendiniz de eğer varsa piyasadan etraftan buna uygun böyle aletler bulup kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi en basiti nylon oymak için özen çok fazla pahalı olmayan oyma takımları piyasada mevcut. Onları kullanabilirsiniz. Burada oyulmuş bir örnek görüyorsunuz. Baskı örneği. Oyduğunuz yer biliyorsunuz kağıtta beyaz çıkacaktır. Oymadığınız yerler siyah çıkacaktır. Bunu kesinlikle göz önünde bulundurun. Buradaki sanatçı ne yapmış? Muşambayı asetat kalemiyle çizmiş. Muşamba naylon olduğu için ya tükenmez kalemle çizmemiz lazım ya da asetat kalemiyle. Bunun haricinde işte keçeli kalemler, dolma kalemler, kurşun kalemler, kurşun kalem izi de kalıyor. Yalnız elinizi koyup da oynaya başladığınız zaman kurşun kalem elin teriyle, yağıyla siliniyor biliyorsunuz. Görüntülerin kaybolma riski söz konusu. Oyma işini yaparken eğer sağ elinizi kullanıyorsanız sol elle muşambayı yani hayı istenilen yönde tutmaya çalışıyorsunuz. Yalnız bunu yaparken elinizi oyma bıçağının önüne koymamanız gerekir. Tamam. Devamlı sol elinizi destek el olarak kullanıyorsanız oyma bıçağıyla yatay hizada olması lazım. Yani oyma bıçağının önünde elinizi kesinlikle bulundurmayın. Oyma bıçağı oradan serbest kaldığı zaman direkt elinize saplanabilir ki bu şekilde çok sayıda öğrenci kaza yaptı. Söylediğimiz halde, ikaz ettiğimiz halde bir bakıyorsun oyma bıçağını eline saplamış. Bu şekilde çok kazalar oluyor. Böyle bir oyma tahtası da kendinize yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bu genelde küçük çalışmalar için kullanılmış yöntem. Oymayı bitirdikten sonra arkadaşlar burada merdane ile boya açılarak muşamba üzerine veriliyor. Ha, ben merdane bulamam derseniz o zaman ne yaparsınız? Süngerle kendi evdeki yağlı boyalarınızla da baskı yapabilirsiniz. Yağlı boyayı bir yerde ince sıkarsınız. Buradan süngerle alıp tampon yapacak şekilde yüksekte kalan yerlere sürerek bir kağıda baskı yapabilirsiniz. Merdane tabii en iyisi ama merdane herkes kullanabilir. Çalışma. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet Geliyorum. hocam. Sesiniz gelmiyor. Evet hocam geliyor. İnsan şaşırıyor bazen. Burada merdane ile boya verme işlemini görüyorsunuz. Bunun üzerine. Ben dediğim gibi kendim evde böyle çalışmaları yaparım diyorsanız işte bu şahısların elinde tuttuğu merdaneler zannediyorum 20-30 lira, 40 lira o civarında bir şeydir bunlar. Bunlardan internet Hocam sünger ile de olabilir değil mi? nasıl? Sünger ile olabilir değil mi? Süngerle yapabilirsiniz dedim. Çok delikli, ince delikli bir sünger bulursanız sıvacı süngeri de anlıyorsunuz. Maket bıçağıyla küp küp kesip böyle çukur yerlere boyayı vermeden yüksek yerlere boya sürerek yüzeysel olarak bu renkte koyu lacivert veya siyah olacak biliyorsunuz. Veya koyu kahverengi. Koyu bir renk seçeceksiniz. Onu kullanacaksınız. Hocam sesim geliyor mu size? Geliyor. Hocam ben de şey soracaktım. Şimdi hocam
baskı yapacağımız resmi ilk önce şeye geçireceğiz ya, parşömen kağıdına geçireceğiz ya. Evet. Oradan sonra hocam linoleuma çizerken işte o süreci tam olarak bilmiyorum da hocam. Onun hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi aydın yere çizdikten sonra veya parşömeni onun arka tarafını kalın işte 5B, 6B veya 8B kalemle böyle karalıyoruz. Karaladıktan sonra o karalı kısım lönün üstüne gelecek şekilde veya karalamadan araya karbon kağıdı da koyabilirsiniz. Fark etmez. Şey gibi, kopya gibi değil mi hocam? Evet, Direkt kopyasını kopya ettirdim. çekeceksiniz. Transfer Aydın kağıt gibi. kalemine monte ettikten sonra mesela 3-4 yerinden iğneyle tutturun kaymasını veya bantlayın kaymasını diye. Sonra tükenmez kalemle çizgilerin üstünden gittiğinizde o arkadaki kurşun kalem veya karbon kağıdının izi linoleumun üstüne çıkar. Tüm detayları bu şekilde aktarmayabilirsiniz. Ana hatlarıyla aktarırsınız. Sonra çıkarırsınız. Elinize asetat kalemi veya tükenmez kalemi alıp orijinal çalışmayla karşınıza alıp ama o çalışmanın tersini çiziyoruz tabii aydın üstüne. Çünkü bastığımızda tersini istiyoruz ya. Evet hocam. Orada tükenmez kalemle veya asetat kalemiyle bütün detaylara dikkat ederek oyulmaması gereken yerleri çiziyoruz. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Kurşun kalem veya işte asetat kalemiyle, tükenmez kalemle, linoleum üstüne çizdiğimiz ne varsa onları oymuyoruz. En önemli kısım bu. Yani baskı yaptığınızda nasıl görecekseniz linoleum üstünde de onu görmek zorundasınız. Tamam hocam, teşekkür Baskı ederim. yapıldıktan sonraki şeyler var. Şimdi hızlı bir şekilde böyle bir 5-10 dakika size bayağı bir örnek göstereceğim. Belki gaza gelirsiniz. Çok güzel çalışmalar Hocam çok güzel gözüküyorlar. ortaya çıkarabilirsiniz. Bunlar tabii profesyonel bu işten ekmek kazanan, para kazanan sanatçıların yaptığı çalışmalar. Yani benim seçtiğim örnekler X bir sanatçının yağlı boya yaparken ara yerde de yaptığı linolyum baskı değil. Bunlar linolyum sanatçıları. Dolayısıyla çok profesyonel eserler. Biraz sonra göreceğiniz örnekler. Ama ben yapamam, edemem demeyin. Hepiniz çok güzel, gayet iyi bir şekilde en güzelini rahatlıkla yapabilirsiniz. Kolay olan tekniklerden biri linolyum baskı. Burada Karin Writer'ın ortaya çıkarttığı küçük bir çalışma. Ona onluk bir çalışma görüyorsunuz. Ona 11'lik. Yani 10,2 santime 11 santimlik bir çalışma. Yani bu muhtemelen eksilmiş boyutta bir şey yapmış. Bu da aynı sanatçının başka çalışmasından baskı ve çalışmadan detay görüntüler. Bunun boyu 50'ye 70. Dolayısıyla büyük bir çalışma. Aynı sanatçının farklı bir çalışması. Yine aynı sanatçının Ayşe'nin de normalde Takir isimli bir çalışması. Siyah beyaz leke değerlerine dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Sanatçı nereyi ne kadar beyaz bırakacağını. Mesela tamamen oyduğu yerler beyaz etkisi yapıyor görüyorsunuz. Gökyüzüne baktığınızda ince ince çizgiler bırakmış, orayı gri görüyorsunuz. Yapraklarda boşluklar bırakmış, belli bir derecede gri görüyorsunuz. Bu şekilde uygulayacaksınız. Yakından detay görüntüsü, baskını. Aynı sanatçının başka bir eseri. Bu eserden detay. Yani sanatçıya ait başka bir çalışma. Dikkat ederseniz tavşanın ayağına bakın mesela. Orada bir şey göstereyim size. Negatif pozitif durumunu. Yakın olan tavşanın da kulağına bakın. Sağ köşedeki tavşanın kulağına ve yüzüne baktığınız zaman beyaz bir çizgi görüyorsunuz. Aslında o beyaz çizgi yok. Ama sanatçı ne yapmış? Boşta kalan tavşanın boşta kalan kısımlarında siyah ama
harfe geldiği zaman, helin üzerine geldiği zaman ayak da siyah, el de siyah. O zaman ne olacak? Ayak görünmeyecek. Ayak görünsün diye harfe denk gelen kısmı beyaz kontürle çizmiş ve o bizi de rahatsız etmiyor. Gayet de güzel görünüyor, görüyorsunuz. Bu sistemi aynen kullanacaksınız. Ve aynı sanatçının olma yaptığı yorumdan detay görüyorsunuz. Bu da yine aynı sanatçıya ait kapağa koyduğu eseri. Küçük bir çalışma. Bu çok çok daha küçük bir çalışma. Bakın o oyma bıçağı yaklaşık 11-12 santim boyundadır. Yani avucunuz kadardır. Avucunuzun içine sığacak kadardır. Düşündüğünüz zaman linoleumun boyu 3 santim ya var ya yok. 4 santim falan. Yani 4 santime 3 santim gibi bir çalışma. Onun bir de baskısını görüyorsunuz. Bakın yüksekte kalan yerler gördüğünüz gibi burada boyayı verdiğiniz zaman çıkıyor. MDF de kullanabilirsiniz dedim. MDF biliyorsunuz sıkıştırılmış ağaç tozundan meydana getirilmiş ağaç plakalara verilen isim. Piyasada çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Herhangi bir malınız varsa uğradığınız zaman rahatlıkla bulabilirsiniz. Hiç yoksa evde eski bir mobilyanız varsa o mobilyanın arkasını söküp ondan parça çıkarabilirsiniz. Onu da oyabilirsiniz. Ama sağlam bir mobilyaya gidip de oymayın. Bundan sonra dersiniz hoca böyle söyledi. Bulamayanlar onu da kullanabilirler. Bu da yine bir MDF'ye benzer bir malzemeyi koyuyor sanatçı. Böyle bir ekslibris yapıyor. Görüyorsunuz. Oyulmuş bir linoleumdan kesit görüyorsunuz. Leke bir yerine baktığınız zaman arkadaşlar hem bir perspektif var. O perspektife uygun olarak sıklık ve seyreklik çok güzel bir şekilde kullanılmış burada görüyorsunuz. Eskiden yeniye doğru bazı örnekleri görelim. Hocam. Efendim? Hocam peki baskılayacağım o gri tonlar yani tam şey tam beyaz değil tam siyah olmayan gri tonlar nasıl şey yapacağız? Bak burada kadının vücudunu görüyor musun? Evet hocam görüyorum. Bak, siyah olan yer tam siyah. Mesela bazı yerleri tam oymuş. Şu anda mesela dizinin üstüne baktığın zaman bir beyaz ışık vermiş. Ne yapmış? Orayı Evet komple hocam. oymuş. Burayı çizgi bırakmış. Burada bir de burada bir yöntemi daha görmüş oluyorsunuz. Mesela bakın şurada yastık gibi olan şeyin şurasına bakın. Yastığın formuna göre imleci oku görebiliyorsunuz değil mi ekranda? Hareket ediyor. Evet hocam. Bakın şurada çizgiler yastığın hizasına, yüzeyine göre şekil almış. Burada yatay. Burada bu yöne dön. Bakın dizde dizin yuvarlaklığına göre, burada kolun yuvarlaklığına göre yapmış. Burada kolun bu şekilde yuvarlaklığına göre yapmış. Burada başka tarafta, boyunda daha farklı yapmış, sırtta daha farklı yapmış. Bakın elde Yani dizi formuna göre sıklığı da atıyor. tutuyor değil mi hocam? Çizgi sıklığı da Yuvarlaklığını, tutuyor. düzlüğüne, yuvarlaklığına göre yapmış bir. İkincisi bir de sıklık ve seyreklikte ve birden fazla yöne çarptığı şekilde boşluklar yaparak da bazı grilikleri elde etmiş. Mesela burada tek çizgi atmış. Şu tarafa doğru ekten çapraz boşluklar meydana getirmiş. Burası ikinci derecede bir gri olmuş. Bakın beyaz, daha az beyaz ve daha az beyaz olmuş. Yani gri, daha az gri ve beyaz. Üç ton burada kullanmış gördüğünüz gibi. Yine aynanın üstüne baktığınız zaman burada da belli yerleri boşaltmış. Ve bu çizgiyi burada daha iyi görebiliyoruz. Görüyor musunuz? Yönleri Evet. görüyorsunuz değil mi? Bakın ayılara baktığınız zaman böyle bir tüy yönleri var zaten ayılarda. Değil mi? Tüylerini belli etmek için daha da böyle şey yaptı. Evet, yönlerini çok güzel bir şekilde kullanmış sanatçı.
Meksikalı bir baskı resim sanatçısı. Bunlar, bu seçtiğim örnekler arkadaşlar, hayatta olan sanatçılar. İnternette bayağı bir gezdim yani. Dünya genelinde nerede sanatçılar var. Bunlardan bayağı tutuyorum. Hocam bunlar ne kadar sürede tamamlanıyor? Efendim? Ne kadar sürede tamamlanıyor? Yani belki bakarsın 2 saatte de, bu şu gördüğün ayıyı belki 1 saatte de olmuştur. Belki 1 haftada da olmuştur. Bilemiyorsun ki. Sanatçının anki şevkine bağlı. Yani alıp çok beğendiği bir işi, böyle bir işi, mesela ben böyle bir işi alıp alsam 2 saatte oyar bitiririm. 2 saat de sürmez. 1 saatte oyarım. Ama işte hissetmem lazım, sevmem lazım. Böyle şevklenmem lazım. Anlayabildin mi? Evet. Bakın mesela burada bazı yerleri o senin tonlamaya çok daha güzel bir örnek bu. Bakın kaş ton kullanmış. Hiç beyaz kullanmamış. Tamamen açmamış bazı yerleri. Hiç açtığı yer yok. Bakın 1 ton, 2 ton, 3 ton, bir de bazı yeri siyah bakmış, 4 ton. Nasıl becermiş bunu? Bakın. Açık, daha kalın çizgiler, daha kalın çizgiler, görüyor musunuz şu an? Ve tam dolu alan. 4 ayrı sistemi kullanarak bu fili meydana getirmiş. Burada da baktığınız zaman yine tamamen değişik yönlendirmeleri, grafiksel elemanları kullanarak, geometrik motifleri kullanarak form meydana getirmiş. Leke değerini çok güzel bir şekilde tamamlanmış. Yine yüzdeki hatlara dikkat ederseniz nereyi boş bırak, nereleri çizeceği çok iyi karar vermiş sanatçı. Burada da yine boşlukların, çizgilerin yönleriyle çok güzel bir tamamlama yapmış. Aynı şekilde buradaki çizgiler biraz daha hassas, daha ince, daha detaylı. Muhtemelen bu büyük bir çalışmadır. Ölçüsünü tam bilmiyorum ama. Bunlar da renkli çalışmalara örnekler. Hocam renkli nasıl oluyor? Siz renkli yapmayacaksınız. Her renk için ayrı bir kalıp hazırlanıyor. Küçük kısımlara koymak için, görüyor musunuz, tığ gibi özel malzemesi var. Bunlar profesyonel sanatçı oldukları için, ekmeklerini, hayatlarını bu işten kazandıkları için, görüyorsunuz adamlar her türlü malzemeyi kullanıyorlar. Kalıpları görüyorsunuz. Bir kuş kalıbı ve baskısı. Görüyorsunuz ince ince nakış gibi işlemiş. Kalıbı aslında işlemeyi çok iyi dikkatli yapmanız lazım. Çünkü bir kere yapacaksınız. Ondan sonra onlarca baskı alabilirsiniz. Onlarca, yüzlerce baskı alabilirsiniz. Orijinali çok iyi yapmanız lazım. Yani şöyle düşünün. Bir film çekiyorsunuz. Filmi çekerken bütün detaylarından yönetmen ne yapar? Titiz bir şekilde dikkat eder, değil mi? Film çekildikten sonra, toparlanıp yapıldıktan sonra milyonlarca kopyası etrafa dağılıyor ve herkes izleyebiliyor. Baskı resminin böyle bir özelliği var. Bunların leke değeri çok güzel, görüyorsunuz. Sol tarafa baktığınızda altta leke, üstte yağmur etkisi verilmiş. Ve şemsiyenin altı biraz daha oynanarak bu yağış etkisi daha da çoğaltılmış. Sağ taraftakine baktığınız zaman çizgiler çok güzel yapılmış. İşte kadın ayaklarının etrafına dalgalar yapılmış, sazlar yapılmış. Gökyüzü siyah bırakılmış ve bir hilal yerleştirilmiş. Güzel tasarımlar bunlar. Bu da yine iki değişik çalışma. Sol taraftaki dişi çalışma, sağ taraftaki pozitif, yani negatif ve pozitif çalışma. Biz buna dişi ve erkek diyoruz çoğu zaman.
Bakın sol taraftakinde oyulan yerler formu ortaya çıkartmış. Dikkat ederseniz. Sağ taraftakinde de oyulmayan yerler formu ortaya çıkartmış. Yani ikisi arasındaki farkı çok iyi bir şekilde buradan anlayabilirsiniz. İkisinin de etkisi ne kadar farklı değil mi? Bu da yine siyah beyaz leke değerleri çok iyi bir şekilde görünüyor. Bu yine oldukça iyi detaylı yapılmış. Mesela yerdeki pencerenin etkisini görüyor musunuz? Gökyüzünün, gecenin yıldızların ışığı oluyor. Bu etkiyi nasıl yapmış sanatçı orada? Buraları sık çizgiyken burada birer çizgi eksik yapmış o kadar sadece. Ama o etkiyi de biz burayı böyle alan olarak leke görüyoruz. Mesela kızım şurada baktığın zaman buraları açmış, buraları koyu kalmış. Ve duvarı görüyorsunuz nokta nokta yapmış. Bu tarafı daha farklı yapmış. Elbiseleri daha farklı çizmiş. Sobanın üstündeki çizgilere dikkat edin. Bunu görmüştük. Buraya bir eksimiz. Buradan ekleyelim. Güzel. Bu da tamamen negatif çizgiler kullanılarak yani ortaya çıkarılmış. Bu da aynı şekilde. Bunlar da renkli örnekler. Siz renkli çalışma yapmayacaksınız. Renkli çalışma yapmanız için